Arkadaşlar merhaba. Bugünkü test 14'ümüzün konusu çevre, eğitim ve iklim değişikliği. Yine aynı şekilde çıkma ihtimali yüksek olan sorular kapsamında özellikle çalışma kitabımız yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği çalışma kitabımızın içerisindeki koyu harflerle gösterilen alanlardan bu testi oluşturdum. Bu da zaten özellikle çalışıyorsanız, not alıyorsanız vurgu yapılan, koyu harflerden gösterilen yani kelimelerden gösterilen kısımları incelemenizi, o alanlara yoğunlaşmanızı isterim. Çünkü o alanla ilgili olarak zaten belirginleştirmişler PDF'ler üstünde. Demek ki vurgu yapıyorlar. Bu alanla ilgili muhtemelen soracaklar anlamına gelmektedir. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Rotasyon, revolüsyon, resesyon, acceleration gibi kelimelerimiz var. Bunlardan hangisi yer kürenin hareketleri içerisinde vardır? A bir tanesi, B iki tanesi, C üç tanesi, D dört tanesi, E hiçbiri. Baktığımız zaman rotasyon kendi etrafında dönmesi, revolüsyon güneş etrafında, presesyon ise nedir? Yalpalama, özellikle ayın yer çekimin ve güneşin yer çekimi sebebiyle yalpalaması neden? Kutupları daha şişkin, özellikle kutuplar, ekvator kısmı daha şişkin, kutuplar kısmı ise basık olmasından dolayı bir topaçın dönmesi gibi yalpalama hareketine de biz presesyon diyorduk. Bunların üç tanesi vardı. Cevabımız C şıkkı. Acceleration diye bir şey yok. Normalde İngilizce kelime olarak ivme kazanma yani hızlanma anlamına gelmektedir. Rotasyon, revolüsyon ve presesyon varken acceleration yok. Cevabımız Ceyhan. İkinci soru. Yer kürenin yaptığı hareketlerden olan presesyon ne anlama gelmektedir? Biraz önce verdim. Evet, güneş etrafında dönme, kendi etrafında dönme, C yalpalama, D hızlanma, E yavaşlamasında ipucu vermiş oldum. Normalde yapmıyordum ama bu soruda bu şekilde olsun. Nedir? Ceyhan yine ikinci sorumuzun cevabı yalpalama. Evet, üçüncü soru bilgi gerektiren bir soru. Atmosferin dış yüzeyinden bir noktaya gelen ortalama enerji tutarının yani 1 metrekarelik bir yüzeye saniyede düşen enerji tutarı yaklaşık olarak 1300 watt'tır. Bu gerçekte yaklaşık olarak metrekareye ne kadarı düşmektedir watt olarak? Bunu bilim insanları hesaplamıştır. Bakalım 189 mu A, B 230 mu, C 100 mü, D 342 mi, E 397 mi? Unutmayalım, normalde dünyaya güneşten gelen 1 metrekarelik alana düşen enerji tutarının watt cinsinden 342'dir. Yani cevabımız Denizli. Bu rakamı asla unutmayalım. 4. Normal koşullarda yer ve atmosfer sistemine giren güneş enerjisiyle geri salınan yer ışınımı ortalama koşullarda A ilişkileri yoktur. B dengededir, C dengesizdir, D birbirlerinden bağımsızdır ve birbirlerini yok ederler. Zaten E şıkkı biraz bu şeyle ilgili saçma. Çünkü normalde test mantığında da bir tane şık kesinlikle saçma olabilmektedir. Mutlaka iki şık arasında kalırsınız. Bu cevapta da evet, Bursa dengededir. Zaten dengede olmazsa şu anda dengesizlik ortaya çıktığı için nedir? Küresel ısınma meydana gelmektedir. Tabii bu dediğimiz normal koşullar. O halde cevabımız Bursa. Beşinci soru, atmosferi kirleten önemli gazlardan olan metanın ya da metan gazının formülü nedir? A, CH4, B, CO, CO2, D, H2O, E, CH. Hangisidir? Evet, cevabımız Adana CH4. Güneş ışınımı nokta nokta watt metrekarede yaklaşık %31'i nokta nokta watt metrekarede yüzeyden atmosferdeki aerosollerden ve bulut tepelerinden yansıyarak uzaya geri döndüğü görülür.
Yine iki rakam istiyorum. Bunu özellikle vurgulamak açısından tekrar bu soruyu sordum size. A129 mu giren, çıkan 45 mi? 654'e 432 mi? 222 200 mü? D şıkkı 342 107 mi? E şıkkı 727 365 mi? Evet, cevabımız Denizli. 302 girer. Güneş ışığı olarak 107'de ne yapıyor? Kaybolur. Yani yüzeyden atmosfer, aynı şekilde bulut tepelere giden ne yapar? Dünyadan geri yansıtılır. Cevabımız Denizli. Yedinci soru, tanım sorusu. Nokta nokta diye tanımladığımız hangisi? Atmosferdeki gazlar gelen güneş ışınlarına ya da ışınlarına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer ışınına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle yer kürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreç olarak tanımlanabilir. Sera birikimi mi? A. B. Sera salınımı. C. Sera ısınması mı? D. Sera gazı mı? E. Sera etkisi mi? Evet, cevabımız Edirne. Sera etkisidir bu tanım. 8 yine tanım sorusu. Sanayi devriminden beri özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, tarımsal etkinlikler ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkileri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda ve yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarında saptanan sıcaklık artışı şeklinde tanımlanabilir. A. Küresel kirlenme mi? B. Küresel sera etkisindeki değişim mi? C. Küresel sıcaklık değişimi mi? Küresel ısınma mı? E. Küresel soğuma mı? Evet, cevabımız tabii ki bu tanım küresel ısınmanın tanımıdır. 9. Bunlardan kaç tanesi? 4 tane cümlemiz var. Cümlelerimizden kaç tanesi yanlıştır diye bakacağız. Evet, bir kuzey kutbunda en fazla buzul erimesi vardır. 2. Dünyanın ısısı küresel ısınma sebebiyle 1800 yıllardan beri yaklaşık 1,5 derece artmıştır. 3. Dünya kendi çapına yalpalama yapar sebebi ise Venüs gezegenidir. 4. Günümüzde yani 2021 ortalaması olarak 2022'de yapılmamış atmosferdeki şey yapılmış ama o değeri yazmadım. Atmosferik karbondioksit konsantrasyonu milyonda yaklaşık 416.5 parçadır ppm cinsinden. Bunlardan kaç tanesi yanlıştır? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E hepsi yanlış. Evet, sadece bir tanesi yanlış desem yani cevap Adana ama hangisi? Bu cümlelerden birinci cümle kuzey kutbunda en fazla buzul erimesi vardır. Doğrudur. 2. Sıcaklık artışı 1,5 derece artmıştır. Doğrudur. Dünya kendi çapında yalpalama yapar ama sebebi Venüs gezegeni değildir. Ay ve Güneş'tir. O halde cevabımız 3 olacaktı. Yanlış olan yani bir tane yanlışımız var. Yani cevap A ama yanlış. Hangisi yanlış derseniz 3. cümle yanlıştı. 4. cümlemiz ise doğrudur. Son sorumuz. Yeşil çatıların kuruluş amaçlarından biri hangisi değildir? İklim değişikliği konusunda mücadele etmek, sosyalleşme, sıcaklığın düşürülmesi, ürün elde etmek, ticari kaygılar. Cevabımız Edirne. Yeşil çatıların oluşturulmasında iklim konusunda mücadele etmek vardır, sosyalleşme vardır, sıcaklığın düşürülmesi vardır, ürün elde etmek vardır. Tabii ki bunların derecesi, önem derecesi değişiyor ama ticari kaygılar yoktur. 10 sorudan oluşan iklim değişikliği konusunda hazırladığım bugünkü videom burada bitiyor. Umarım yine dediğim gibi her cümlemin olduğu gibi 10'da 10 yapmışsınızdır. Başarılı olmuşsunuzdur. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese, her arkadaşıma kolaylıklar dilerim.